Selamun aleyküm değerli hocam. Kıyametin büyük alametlerinden güneşin batıdan doğmasını açıklar mısınız? Güneş gerçeklerin batıdan mı doğacak yoksa değişik bir açıklaması mı var? Bizi aydınlatırsanız çok memnun olacağız. O nurlu ellerinizden hürmetle öperim. Ayla Hanım yazmış. Güneşin batıdan doğması gerçek. İnşallah hocam. Ama kıyamet başlamış oluyor güneş batıdan doğduğunda. Evet. Dünyanın yakınında olan büyükçe bir yıldızdan ki zaman zaman büyük iri gök taşları fırlatan bir yıldız. O vakit geldiğinde yani Allah alem 2120 gibi. İnşallah. Belki ikinci ayın ikinci günü. Hiç belli olmaz. İnşallah hocam. Değil evet. mi? Ya başka bir gün. Allah bilir. Her anda olabilir. İnşallah. Bir taş çarpması olacak dünyaya. Dünyayı Allahu alem vurup delip geçecek. Öbür taraftan çıkacak. İnşallah. Çünkü dünya sıvıdır. Millet dünyayı katı zannediyor ama evet. Dünya su torbası gibidir. Kaynar su torbası gibi. İnşallah hocam. Yani bir çocukların bayramda şişirdiği balonlar var ya. Onun içine suyu doldurun ne olur? Onun gibidir. Evet. İncecik zar gibidir toprak tabakası. Evet hocam. İçi ağzına kadar sıvı mama doludur. Mama olduğu için kabuğu çok rahat delip mamanın içinden de geçip öbür taraftan çıkacak. Fakat dünyanın çekim gücüyle Allahu alem bir daha yandan bir daha bindirecek. İnşallah. Ondan sonra dünyanın dönüşüne bu etki ediyor tabi. Bu sefer ters istikamete doğru dönmeye başlayacak evet hocam, dünya. İnşallah. Olay bu. İnşallah. Ama bundan sonra da intizamsız hareketlerle başını diyor Bediüzzaman başka seyyareler çarpar izni ilahiyle diyor. Ve bu müsaademe sonucunda kıyamet kopar diyor. İnşallah. Hepsi birbirine girecek. İnşallah. Yıldızların. İnşallah. İnşallah. Yani güneşin ve ayın da aynı şekilde kararması ve parçalanması mevzu bahis. İnşallah. Evet. Dünyanın aklı hükmünde diyor olan Kur'an'ın göğe ref edilmesiyle çünkü ahir zamanda yaklaşık Allahu alem Hicri 1543 gibi. Evet. Dünya tamamen dinsizlerin eline geçecek. Tamamen Allahu alem. İnşallah hocam. Yani hiç Allah'tan, dinden bahsedilmeyecek. Kur'an ref ediliyor. Dini eser, kitap hiçbir şey kalmayacak yazılı. Yani tek satır bile ayet bırakmayacaklar, yazı bırakmayacaklar. Dünyanın aklı hükmünde olan diyor Kur'an'ın göğe Allah katının ref edilmesiyle artık dünya diyor divane olur diyor. Çünkü aklını kaybedecek dünya diyor. Kur'an gitti mi dünyanın aklından, dünyadan diyor. Dünya artık divane olacak diyor. Evet. Ve izni ilahiyle diyor başını başka seyyare çarpar diyor. İnşallah. İşte kastedilen bu. İnşallah. Ve diyor bu çarpma intizamsız hareketlerle müsaademe neticesinde diğer yıldızlarla çarpışma neticesinde izni ilahiyle kıyamet kopar diyor. Bu çarpmadan sonra Allah alem saatler içerisinde kıyamet tırmanacak ve kıyamet kopacak. İnşallah hocam. İnşallah. Evet. Yani belki 10 saat, belki 12 saat. İnşallah. Yani 24 saate kadar çıkmayabilir. Çok şiddetli korku yaşayacaklar insanlar. Çok çok şiddetli korku yaşayacaklar. Kadınların işte hamile kadınların çocuğunu düşürmesi evet, var. Evet. Çünkü imtihan bittiği için artık yani dünyanın kalmasının bir anlamı yok. Güneş batıdan doğduktan sonra yani kıyamet başladıktan sonra zaten tövbe kapısı kapanıyor. Evet. Yani ibadetler yok artık. Yani adamlar zaten ne konuştuğunu bilmiyor. Allah söylüyor ayette. Sen onlar diyor sarhoş zannedersiniz. Onlar sarhoş değillerdir diyor. Evet, hocam. Yani cümle kuramıyor adam. Korkunun şiddetinden. Ya adını sorsan söyleyemez. Evet. Bir sesler çıkarıyor ama bir şeyler konuşma değil. Yani cümleyi oluşturamıyor. Saatlerce böyle korkarak can çekişecekler. Hamile kadınlar diyor çocuklarını düşürürler diyor. Bütün vücut kontrolünü kaybedecek vücut. Yani pilokronik hareketler yapıyor. İnşallah hocam. Küçük çocukların saçları bembeyaz oluyor. Evet. Onların ruhları önceden alınıyor. Küçük çocukların. Ama bembeyaz oluyor saçları. Zaten bu kıyametin alametlerinden bir tanesidir. Harika olarak. Süt beyaz oluyor saçlar çocukları. Mesela normalde simsiyah saçları
Ve melekler inmeye başlıyor. Yani Cübbel'in dediği melekler işte o zaman iniyor. Evet. Mehdi zamanında değil. Yani görünür şekilde alenen gökten inmeye başlıyor. Gökler artık parçalanmıştır diyor Allah. Yani atmosfer de açılıyor. Yani uzay görünüyor artık. Gündüz. O mavi tabaka var ya, o kalkıyor, parçalanıyor. Gökyüzü görülüyor. O şekilde. İnşallah. Bu döneme doğru hızla ilerliyoruz. İnşallah. İnşallah hocam. Ama 2012'nin ilgili söz yanlış. İnşallah. İnşallah.